Dünya liderlerini, siyasi liderleri, yönetim becerilerini çok konuşacağımız bir döneme doğru gidiyoruz. Tüm dünya genelinde biraz işlerin çivisi çıkacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak, bunu da göreceğiz. Bunlar olasılık tabii ki, bunu da ekleyelim. Siyasete de gireceğim. Orada da merak ettiklerim var ama Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni bir döneme girerken bizi olumlu anlamda sorayım ya. Hep olumsuz sormayayım. Olumlu anlamda bizi neler bekliyor gökyüzündeki haberler neler? Yani şimdi bir kere ne desem bilmiyorum tabii ki. Şöyle bir kere şu konuda herkesin içi çok müsterih olsun. Sonuçta geçtiğimiz senelerde de biz bir takım uyarılarda bulunuyorduk. Ondan önceki sene pandemi vardı. Pandemide de bu uyarıları yaptık. Bir şekilde insan olarak yaşıyoruz. Ve bunları yaşarken aslında bazı konularda da diğer insanlarla ne kadar aynı olduğumuzu fark ediyoruz. Aslında ne kadar benzer konulara üzüldüğümüzü, ağladığımızı. Aslında siyasetin, takım tutmanın ya da herhangi bir konuda ısrar etmenin ne kadar zaman zaman boş olduğunu da fark ediyoruz. Çünkü hepimiz insanız ve bu coğrafya hepimiz için çok değerli bir coğrafya. Buraya doğmuşuz. Ben hep şunu söylerim. İnsanın doğduğu coğrafya çok önemlidir. Hani bazen ya beni anlamıyor burası ya da ben burada istediklerime sahip değilim deyip kaçıp gitmek çok kolay. Tam tersi, bu coğrafyaya doğduysak buraya yapacağımız önemli görevler var. Burada yapacağımız önemli görevler var. Burada tamamlamamız gereken önemli sorumluluklar var. Yani elimizdeki veriler bu olduğu halde bizim istediğimiz gibi akmıyorsa koşullar, yine de buna karşı buradan öğrenmemiz gereken bir takım durumlar var. Aslında 2023 ile beraber Türkiye'nin eğer ekonomik yönden toparlanmaları doğru bir şekilde ele alınabilirse bir sonraki süreçte özellikle bütün dünya ülkelerinin yeni kurmaya çalıştıkları sistem ve düzen içerisinde çok daha ön plana çıkacağını, Türkiye üzerine çok daha büyük planlar olduğunu söyleyebilirim en azından. Ama bence uzun vadeye, yani şu önümüzdeki bir 6 aylık 8 aylık vadeye baktığımızda ekonomik yönden daralmaların, zorlanmaların, işsizliklerin, işsizliğin daha fazla ön planda olacağı, biraz da şirketlerin daha fazla zorlanacağı bir süreç olacağını söyleyebilirim. Yani sana önümüzdeki döneme dair böyle çok neşeli bir takım cevaplar vermek isterdim açıkçası. Ama önümüzdeki dönem hep böyle düzeltmeler yapacağız. Yani bir şeylerin üzerinden geçeceğiz. Ve bu düzeltmelerle yolumuzda ilerleyeceğiz. Hani mümkün olduğu kadar herkes bundan en az zararla çıkar diye düşünüyorum. Aslında sular derler ya bulanmadan durulmaz diye. Benim de duyumlarımda birçok şirkette çalkantılar ve kapanmalar duyuyorum. Bilmiyorum gökyüzünde hesap kitapta da sen hep zaman zaman bunu söylüyorsun. Özellikle büyük şirketlerin çok zorlanacağını, dolayısıyla işsizliğin olacağını. İyi ki olumlu bir şey söyle dedim. İstersen ya bu şirketlerden başlayıp ekonomi tabii ki bir tavsiye programı değil bizim şu an yaptığımız tamamen gökyüzünün rehberliğinde gidiyorsun. Altına bakıyoruz 2000'lere geldi. Dolar euro 30'lara doğru gitti. Bir stabil oluyor tekrar gidiyor. Hep şeyin Ocak başıydı. Ekonomistlerin de söyledi 30'ları bulur diye. İşte tam da o dönemdeyiz. Neler olur? Önce ekonomi, sonrasında belki dünya genelinde gidip sonra burçlara, tabii Türkiye ile birlikte burçlara gireriz ama ekonomi hepimizin merak ettiği, yangınlar, doğal afetler, öyle sırayla gidersek neler söylersin? Ekonomi zaten şu an bütün algımızın olduğu nokta. Tabii ki Allah felaketlerden korusun, doğal afetlerden korusun. Ama bu süreçte özellikle Temmuz sonu hani biraz bu zorlanmaların devreye girdiğini gördük. Mesela bu 1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay var. Bu dolunay ve özellikle 16 Ağustos'taki yeni ay ile beraber finansal yönden, ekonomik yönden biraz daha böyle virajların keskinleşeceğini söyleyebiliriz. Ben en tehlikeli zaman dilimini ya da en böyle bizi yoracak zaman dilimini 23 Ağustos'ta Merkür gerilemesi var Başak Burcu'nda. Başak Burcu tahılla bağlantılıdır. Ekinlerle, hasatla, aynı zamanda ekonomi,
muhasebe, hesap kitap işleriyle bağlantılı olduğu için mesela 23 Ağustos'tan sonraki dönem, 15 Eylül'e kadarki süreç, tam da Venüs'ün de gerilediği bu dönemler, maddi yönden özellikle işçiler, işverenler, sağlık sektörü, çalışanlar, bunlarla ilgili alanlarda zorlanmaların devreye gireceğini düşünüyorum. Ve tabii ki hani İdare mekanizması doğru olmayacak. Mesela tahıl koridoru konuşuluyor şu aralar. İşte Rusya'nın yanaşmadığı görülüyor. Mesela bunlara dikkat etmekte fayda var. Ciddi anlamda gıda krizine ve bunların tedarik sürecinde bir sıkıntılı zamanlara gidebiliriz. Özellikle bu ne zaman olacak? İşte bence Ağustos ayının 16'sından sonra bu konuların hızlandığını söylemek yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu dolarda ve özellikle işte dövizde ve altında iniş ve çıkışların devam edeceğini söyleyebilirim. Mesela 13 Ağustos bu anlamda dikkat çekici. 13 Ağustos civarı, buraya notlar aldım. 10 Ağustos civarı. Hani bu zamanlar özellikle hani altında ve diğer döviz alanlarında hızlı yükselişler bekleyebiliriz. Yine 15 Ağustos'tan sonra Venüs Türkiye'nin para evinde gerilemeye başlayacak. Biraz hazinenin de zorlanacağı bir dönem bu süreçte. Lüks tüketimin hızlanacağı bir süreç olabilir. Yine eğlence sektörü ve turizm sektörü bundan en çok zarar görebilir. Bu dönem organizasyonlardan istediğimiz sonuçları almakta zorlanabiliriz. Diğer taraftan çocukların eğitim masrafları, şimdi üniversitelere gidecekler ya da işte liseler vesaire çocukların bu yazılma süreçlerinde evet bu alanlar bizi biraz zorlayacak gibi geliyor. Zorlanma dönemi geliyor. Özellikle dediğin gibi okulların açılmasıyla. Hadi ben burada Hollanda'ya geldiğim zaman önce şunu söyleyeyim. Nereye gidersem gideyim benim canım yurdum gibisi yok. Orada hayat hızlı gidebilir. Zamanı anlamayabiliriz. Bir bakmışsın bir hafta geçmiş, bir ay geçmiş. Burada daha yavaş gidiyor. Ne olursa olsun benim yurdum başka. Bunu söyleyeyim. Abimin çocukları burada yerleştiler. Burada çalışıyorlar. Ya ister miydim? Tabii ki de istemezdim ama gençler kendi hayatları için böyle bir yol çizdiler. Burada mutlular. Ama isterdim ki kendi yurdumda faydalı olsunlar. Ama baktığım zaman Hollanda'ya tarım ve hayvancılıkta öyle güzel gidiyor ki benim çocukluğumun geçmişte yaşadığımız o tarım ve hayvancılık. Diliyorum ki yine o dönemlere gelelim. Burada yemyeşil her şey. Bakıyorum hani gün döndü diyoruz ya çiçekler o şeyler açtığı zaman ayçiçekler. Eskiden yol kenarlarında o kadar çok görürdüm ki çocukluğumda. Ama şimdi Türkiye'de göremiyorum. Burada gördüğüm zaman çocukluğumu yaşıyorum. Ne olur tekrar hayvancılığa ve tarıma daha çok önem verelim. Buradan yetkililere seslenmiş olayım. Ben de gözlemlerim bu ama benim memleketim bambaşka. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle katılıyorum. Yani mesela bu Dolunay, özellikle bu 1 Ağustos'taki Dolunay, benim gördüğüm böyle biraz gıda fiyatları, özellikle mesela petrol fiyatları, plastik, kimya sektörü, deterjan, temizlik, ilaçlar, hani burada biraz fiyatları Olmaz. hızlanacak ve özellikle gıda fiyatlarında artışı tetikleyecek bir dolunay olarak görünüyor. Ya bu dolunay süper dolunay. Artık sen de biliyorsundur Seher. Süper dolunaylar, yeni aylar, ayın dünyaya en yakın olduğu pozisyonda gerçekleştiğinde gerçekten insan hayatı üzerinde etkileri çok yüksek olabiliyor. Yani duygu durumumuzu etkileyebiliyor. İniş çıkışlarımız yüksek olabilir. Sıkılganlıklarımız yüksek olabilir. Verdiğimiz tepkiler yüksek olabilir ve tabii ki doğal afetler artabilir. Tam da bu süper ay zamanları aslında, ya hiç dikkat ettin mi? Çünkü Türkiye'nin burcu akrep olduğu için aslan burcu zamanları, akrep burcu zamanları, işte Şubat ayı, kova burcu zamanları ve boğa burcu, Mayıs ayları, Nisan sonları her zaman büyük krizlerin devrede olduğu zamanları temsil ediyor. Çünkü bizim Evet. güneşimize kayaçların devrede olduğu zaman dilimi. Ve toplumsal konularla çok ilgili olacağız Ağustos ayında. İşte teknoloji, bilimsel konular, keşifler, insan hakları, yani toplumu ilgilendiren konu ve olaylar, biz olarak ne yapıyoruz? Bunlarla ilgili olacağız özellikle Ağustos ayında. Bu dönem önemli bir dönem gerçekten de. Siyasette Hande şimdi Kılıçdaroğlu ile ilgili çok belki üstüne gidiliyor. Çok eleştiri alıyor. CHP'yi bırakacak mı bırakmayacak mı? Ekrem İmamoğlu gelecek mi gelmeyecek mi? Siyasi açıdan genel bakarsan Ağustos'ta değişimler gelişimler var mı? Neler görüyorsun? Yani önümüzdeki dönem
Siyaseten mesela bu Venüs gelemesi haritasının devreye girdiği zamanlar, mesela ben dün yine bir işte workshop gibi bir etkinlikte bulunmuştum. Tam da muhalefetin ve hükümetin karşı karşıya geldiği zamanlar olarak görünüyor. Ağustos ayında bu etkileri çok fazla hissedeceğiz. Tam da bu dönem biraz daha bunun üzerimizde baskılarını hissedebiliriz. Bence muhalefet çok büyük bir yara aldı. Ve buradan çıkışı aslında yeni düzenlemelere gitmesinde yatıyor. İşte bu yeni düzenlemeler olacak mı, olmayacak mı? Tabii ki onların açısından değerlendirdiğimizde. Mesela Ağustos ayı ve Eylül ayı bu anlamda dikkat çekici. Yani orada biraz kazan kaynayacak. Orada verilen bazı, ortaya çıkan bazı konular, verilecek bazı kararlar önemli olacak gibi görünüyor bence Seher. CHP'nin burcu ne görünüyor Hande? Sen daha önce bakmıştın. Yani onların kuruluşta göre yapıyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii ona da yani iki tane tarih var CHP ile ilgili. Biri 9 Eylül 1923 ki Başak Burcu. Bir diğeri de yine 1992 yılında önemli bir yenilenmeye gitmişti. Ve bu iki şeyi de kullanıyoruz, haritayı da kullanıyoruz. Ama genel itibariyle baktığımızda Başak Burcu gibi Başak Burcu'nda da bir Merkür gerilemesi olacak 23 Ağustos'tan sonra. Mesela burada hani konu ve olaylar hızlanır gibi görünüyor açıkçası. Değişim var mı? Değişim olmalı mı? Evet, değişim olmalı. Ama değişim var mı? Ben değişim olacağını zannetmiyorum. Evet. Bu da bir başlık olabilir. O zaman Ağustos ayı Temmuz'dan daha hareketli, daha hararetli, biraz daha sıkıntılı geçiyor anlamına geliyor mu söylediklerinden Türkiye için? Evet, çünkü ağzımızın tadı tuzu yok. Venüs gerilemesi var. İlişkilerden istediğimiz performansı alamayacağız. Paradan istediğimiz performansı alamayacağız. Almak için uygun bir zaman değildir, satmak için uygun bir zamandır. Elden çıkartmak istediklerimiz ne varsa, gözden çıkartmak istediğimiz insanlar da buna dahil olmak üzere, Ağustos ayında bu insanlara bay bay diyebiliriz. Ama ya da bu eşyalara bay bay diyebiliriz. Ama Ağustos ayı genel itibariyle lüks tüketimde insanların harcamalarının da artacağı bir ay olarak karşımıza çıkacağı için hani ekonomik anlamda sırtımız böyle rahat olmadığı müddetçe her ne kadar ha bu arada sağlıkla ilgili konulara da dikkat çekmek istiyorum. Aslında mesela bu 1 Ağustos'ta gerçekleşen bu Dolunay Türkiye'nin yine 12. evinde gerçekleşiyor. 12. ev dediğimiz sağlık hattı önemli. Yani dolaşım sistemi problemleri, kalp rahatsızlığı, tansiyon sistemi sıkıntıları olan insanların bu dönemde çok dikkat etmeleri gerekebilir. Kan hastalıklarında bir takım artışlar olabilir. Kafein kullanımına dikkat etmekte fayda olabilir. Ve tabii ki bu akciğerlerle bağlantılı konuları da hızlandıracak. Önümüzdeki dönem hani böyle salgın gibi değil ama böyle küçük küçük salgınlar vardır ya böyle mevsimsel. Hani bununla ilgili konu ve olaylarda hızlanacak gibi duruyor. Herkesin biraz daha dikkatli olmaya davet edebilirim buradan. Çünkü Ağustos ayı bu anlamda da dikkat çekici. Bir de herkes biraz böyle hayatı akışına bırakıp her şeyi böyle kabullenmek isteğiyle dolu olacak bu süreçte. Biraz daha böyle kurban psikolojisiyle hareket etmeye meyilli olabiliriz. Çünkü tam da bu dolunay zamanı balık burcu yükseliyor. Ama onun yöneticisinin Jüpiter'in para evimizde olması aslında biraz da az önce söylediğim gibi gıda fiyatlarında işte bu petrol olabilir, kimya sektörü olabilir, ilaç sektörü olabilir. Bu alanda yükselişleri de karşımıza getirecek. Önümüzdeki dönem abartıdan, israftan ve müsriflikten kaçınmamız gerekiyor. Artık müsrif olmamamız gereken bir dönemdeyiz. İletişimsel işlerde, eğitimsel işlerde bazı sıkıntı ve zorlanmalar devreye girebilir. Yani toplumsal konularda daha yenilikçi fikirlere ihtiyacımız var. Yeni dönemlere ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili olacağız. Özellikle Ağustos ayının genelinde bunu da eklemiş olayım. Sen programın başında dedin ya, biz daha başlamadan önce test yayını yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Buradan nasılsın Hande dedim. Vallahi Ser, kendimi çok yorgun hissediyorum dedi. Sanki benim duygularımı anlatır gibi. Genel galiba tüm dünyada, dünyayı da kattım sadece Türkiye'ye değil. Böyle bir hava, böyle bir atmosfer var herkesin üzerinde. Yorgunluk. Bir şey istesek bile hareket etmeyin diyorsun ya. İstesek bile edecek halimiz yok.
O dönemdeyiz ama bunların hepsi geçici. Bu biraz belki bir moral versin, bir geçiş dönemi. Yorgunluğu psikolojik anlamda, bedensel anlamda hepimiz istesek de bırakmayalım kendimizi. Biraz daha sabır, en yüksek hayrımız olsun diyorum. Sabır isteyince de hep ben şeye inanırım, o sabrın getireceği olaylar gelir ya, öyle değil, her şey kolaylıkla olsun diyorum. O yüzden her şeyi kolaylıkla halledelim. Aslan burcunda geriliyor ya Venüs. Aslan ne demek? Eğlenmek demek. Keyfini çıkarmak demek. Oh. Çocuk gülmek, coşmak demek. Şimdi Venüs burada gerilediği için aslında bir şeyleri yapmak istiyoruz ama hayat, şartlar buna el vermiyor olabilir. Bir de Venüs gerilemeleri için şunu söyleyeceğim. Birileri karşımıza gelebilir, özür dileyebilir, af dilemek, özür dilemek, helallik almak için şahane zamanlardır. Mesela eski konuları kapamaya çalışalım bu dönemde. Eskiden üzdüğümüz insanlar varsa o insanları arayabiliriz, o insanlarla irtibat kurmaya çalışabiliriz, affetmek için harekete geçebiliriz. Yani ben hep şunu söylerim, evet hiçbir zaman unutmayalım ama affedelim. Çünkü affetmek üzerimizden büyük bir yükü kaldırır. Unutmamamız gerekiyor zaten. Çünkü unuttuğumuz noktada aynı hataya düşeriz. Unutmamamız gerekir ama affetmek çok değerlidir. Bence biraz Ağustos ayında hani bize böyle keyif verecek insanlar, yerler, enerjiler bunlarla uğraşmak çok daha hani bizim böyle enerjimizi yükseltecektir diye düşünüyorum. Eğer hani bir yere yatırımınız yoksa ne olacak bu ülkenin hali diye devamlı gözünüz televizyondaysa kapatın o televizyonu. Evet. Yani Aynı hayat. kısır döngüleri yaşamayalım. Doğru. Evet yani bu anlamda hani buna dikkat çekmek istiyorum. Ben çünkü yapıyorum. Bu anlamda burası bana bu noktada iyi geldi. Tabii ki takip ediyoruz haberleri işimiz gereği. Ama en azından savaşlar olmasın. Çünkü önümüzdeki dönem biraz bunları tetikliyor olacak Seher'cim. Yani yakın komşu ilişkileri, sınırlar bunlarla ilgili alanlarda mesela önümüzdeki bu Dolunay'ın zamanı Ermenistan, Gürcistan, Van'ın doğusu itibariyle biraz oralar kaynıyor. Yani biraz oralarda da hızlı gelişmeler, sınırlarda bir takım sıkıntılar, sorunlar görünebilir. Mesela Paris, Fransa hani sadece Türkiye için değil, bütün dünyanın aslında bir anlamda hareketli olduğu bir zaman dilimi. Çok normal. Çünkü bu dünyanın tarihinde böyle. Böyle pandemi gibi önemli olaylar olduktan sonra ekonomi dibe vurmuş her zaman ve ekonominin dibe vurmasıyla canlanması için de zaten insanoğlunun bulduğu tek bir yöntem var, tedavi yöntemi var. O da savaş ya da birbirine karşı bir kışkırtma politikası. Her zaman böyle olmuş. Şimdi Kuzey Ay düğümü Koç burcuna geçtiği için enerji çok önemli önümüzdeki dönemde. Biraz herkesin ülkece de kendini düşündüğü, kendi borusunu öttürmek istediği, ön plana çıkmak istediği dönemler olacak. Biraz savaş enerjisinde tamtamlarının çaldığı zamanlar. O yüzden bence hani dünya karışmasındansa ziyade hani bir şekilde ekonomik krizde olsa bunu da atlatırız, bunun da üstesinden geliriz diye düşünüyorum.